ekranlarında Osmanlı Türkçesi derslerimizde yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Değerli arkadaşlar, 4. kurda arşiv belgelerini okumaya devam ediyorduk. Osmanlı arşiv belgeleriyle alakalı, arşiv ile alakalı çeşitli gruplar vardı. Farklı farklı belgeler vardı. Bunlardan birer örnek göstererek o belgenin ne belgesi olduğu ve belgenin muhtevası içeriğiyle alakalı da açıklamalar yapıyor idik. Bugün de yeni bir belgeyi ve belgenin grubunu, hangi gruptan olduğunu, onların temel özelliklerini hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Dersimize başlamadan hatırlatmak istiyorum. Ders notlarımızı trt.diyanet.com.tr adresinden takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet, yeni belgemize başlıyorum. Belgemiz Şukka. Şukka diye arşiv belgelerinde, arşiv vesikalarında bir grup vardır. Bir grup belge şukka diye anılır. Neymiş okuyalım önce. Arapça parça anlamına gelen bu tabir ile üst makamdan alt makama yazılan yazılar kastedilmektedir. Bir üst merciden bir üst makamdan kendinden daha alt makamda bulunan şahı, şahıslara makamlara yazılan yazılar. Demek ki şukka diye anlıyormuş. Şukkalarda el kap genelde el kap dediğimiz kısım değerli arkadaşlar ekranda göstereyim. Bunlar bazı belgelerde olmayabiliyor. Bazılarında çok uzun olabiliyor. Evet. E, şukkalarda el kap genelde Atıfetlu Efendim Hazretleri, Devletli, Atıfetli, Mürüvvetli, Meali Himem Efendim Hazretleri bu şekilde, bu tarzda yazılır. Hatimesinde yani şukkanın sonunda, en sonunda genellikle terkimi şukkayı senaveri kılındı şukkayı senaveri terkimine iptidar kılındı ibareleri olur. Yani bitiş belgenin bitiş kalıp cümleleri bunlar. Bunlar ya böyle veya böyle bitiyor. Bu belgelerin bitiminde de tahriratta olduğu gibi tarih ve mühür atılır. Evet demek ki bu belgenin sonunda aynı zamanda tarih ve mühür bulunuyor. Evet şimdi şukka arşiv vesikalarından bir belgeyi hep birlikte okuyacağız arkadaşlar. Belgemizi büyütelim ve başlayalım. Neymiş bu? Çerkeş Çankırı kazasına bağlı bugün de aynı ismi taşıyan Çerkeş kazası evkaf vekaletine. Evkaf vakfın çoğulu demiştik. Vakıflar demek. Evet. Çerkeş kazası evkaf vekiline Peki Çerkeş kazası evkaf vekaletine ne yazılmış? Evet el kabı okuyoruz. Rifatlü Efendi. Bu bir hitap cümlesi. Evkafı mazbutadan. Evkaf vakfın çoğuluydu. Vakıflar demek. Evkafı mazbuta doğrudan doğruya devletin kontrolünde olan vakıflar için kullanılan bir deyim değerli arkadaşlar. Bir de aynı zamanda şahısların elinde bulunan vakıflar var. Bu devletin elinde bulunan vakıflardanmış. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Evet. Hangi vakıf bu? Hidayet Zade. Hidayet Zade Vakfıymış. Evet. Hidayet Zade Vakfı'ndan 60 60 kepenk dekakinin dekakin bugün kullandığımız dükkan kelimesinin çoğulu dekakin dükkanlar demek. Dekakinin 60 kepenk yani 60 tane diyebilirsiniz. 60 kepenk dekakinin henüz tevliyeti tevcih olunmayıp Varidatı, varidat gelirler demek. Gelirler. Varidatı mevkufesinin yani vakfın gelirinin, gelirlerinin mütevellisine yani vakıf yöneticisi, vakıf kurucusu diyebiliriz. Redden itasına dair, ita vermek demek, mütevellisine verilmesine dair, dair. Şu nokta buraya ait. Bir, bir güne, bir türlü demek, bir çeşit. Emir, vürut. etmediğinden ve bu misüllü bunun gibi buna benzer bu çeşit Evet. Alt satıra geçiyoruz. Hazineyim. Evkaftan hazine-i evkaf'tan yani devlete ait, hazineye ait vakıflardan zapt olunan, elde edilen diye bugün Türkçeye çevirebiliriz. Zapt olunan musak musakkafatı mevkufenin evet vakıf gelirlerinin diyebiliriz. mütevellisine itası verilmesi muhayiri nizam, mugayir nizam yani uygulamaya aykırı, düzene aykırı bulunmuş olduğundan Bu bu bapta evvel ve ahir nezareti celileden yani bakanlık yüksek bak yüksek makamından bakanlık yüksek makamından diyelim şeref varit olup tebliğ buyurulan Evamiri Aliye Mucimince Musakkafatı Mevkufe icarlarıyla icar kira demek. Cami-i Şerif tahtında yani caminin altındaki ve haricinde bulunan vakıf dükkanların gerek caminin altında gerekse diğer yerlerde bulunan vakıf dükkanların panayır icarının şimdiden mevkiyi müzayedeye yani dükkanların gelirlerinin kiralarının artırılması diyor. Mevki müzayedeye vaazıyla takarrur edecek yani gerçekleşecek bedelatının, bedel, bedelat bugünkü bedelin çoğulu bugün de kullanıyoruz. Yani bu artırımdan, dükkanların kiralarının artırımından meydana gelen bedellerin ne olacakmış? Evet ve tekasitleri, tekasit bugün kullandığımız taksit kelimesinin ço çoğulu tak tekasitleri taksitleri mürur eden yıl icarlarıyla yani geçmiş yıldaki gelirleriyle kira gelirleriyle maan birlikte maan birlikte demek bir ta, bir tahsil yani bugünkü gelirler artış ve geçmiş yıllardaki gelirlerle beraber bir tahsil tahsil edilerek talep buyurulan Sürre-i Hümayun tertibatına Sürre-i Hümayun önceki belgelerimizde geçmişti değerli arkadaşlar. Haç mevsiminde payitaht başkent haç kafilelerine hacılara yardım olsun diye İstanbul'dan Anadolu'dan bir takım yardım malzemelerini ve Parayı oraya hayır için gönderiyor. Buna bir alayla gönderiliyor. Bir kafileyle gönderiliyor. Bunlara Sürre-i Hümayun alayları deniliyor. Sürre-i Hümayun tertibatına mahsuben yani oraya katılacak Sürre-i Hümayun'a dahil edilecek oraya hesap işlenecek nakden, nakit olarak para olarak yani ba, posta Evet. Liva postayla demek, Bağ posta, postayla demek. Liva evkaf sandığına, evet postayla liva vakıf sandığına irsali gönderilmesi zımnında gönderilmesi hususunda makamı ali Cenabı mutasarrifiden yani mutasarrif bey demek bu. Evet satırın başına geliyoruz. Kazayı meskür, kazayı meskür dediği ismi geçen kaza yani Çerkeş. Kaim makamlığına, kaim makamlık bugün kaymakamlık. Ka, kaymakamlığın Osmanlı'daki yazılışı ve söylenişi böyle. Daha doğrusu kaimi makam demek. Me makamın kaimi. Yani makamda bulunan, makamda oturan manasında. Ama bugün kaymakam diyoruz. Kaim makamlığına fi 17 Eylül sene 319 tarih ve 287 numro numrolu tahriratla emir ve işar buyurulmuş. Yani emredilmiş ve bildirilmiş demek işar. Olduğundan Musa, musakkafatı mezkürenin musakkafatı mezkürenin evet Musakkafat, onu söylemeyi unuttuk. Çatısı olanlar demek. Yani dükkanlar, ev dükkan gibi. Yani tarla, bağ, bahçe değil de çatısı olanlar için kullanılan, gayrimenkuller için kullanılıyor değerli arkadaşlar. Onu unuttuk. Musakkafat-ı mezkure, yani 60 dükkan diye bahsedilmişti ya, onları kastediyor. Ve diğer dükkanlar, Musakkafat-ı yıl ve panayır, icarlarının işarı sabık yani daha önce geçmişte bildirildiği şekliyle işarı sabık evet mucibince yerli yani yerli yerli yerinden yani düzgün bir şekilde bir tahsil. Evet. Bir tarafa yani herhangi bir tarafa sarf edilmeyerek yani o toplanan paraları hiçbir yerde kullanmayın diyor. Sürreyi, sürreyi hümayuna, Sürrey-i Hümayun, hüme, Hümayun'a değil tertibatına. sürre i Hümayun tertibatına mahsuben hazine-i evkafa evet, vakıflar hazinesine takdim kılınmak üzere hemen yani hemen liba evkaf sandığına sürati irsali yani çok çabuk gönderilmesi ve yola. yola çıkarıldığının ba telgraf bu para libaya liva vakıf e, şeyine sandığına vakıf sandığına gönderildi gönderildiğine dair yola çıktığında bağ telgraf telgrafla iş ağrı bildirilmesi ve Salih Füzzikir yukarıda zikredildiği Hidayet Zade Vakfı ile Cami-i Şerif tahtında bulunan Musakkafat'ın yıl ve panayır yıl ve panayır icarlarını ve müstecirlerinin müste, müste, evet müstecirlerinin müstecir diye bugün söyleniyor kiracı kiracılarının esamisiyle kiracıların isimleri isteniyor miktarı icarlarını miktarı icarlarını yani hangi dükkanı Kaç paraya, kaç paraya kiraya verdin? Miktar icar. Kira miktarı. icarlarını şuradan itibaren son kelime. Mübeyyin. Açıklayan. Evet. Bir kıta. Defterinin. Tesyarı. Yani yazılması. Bir defter yazın bu konuyla alakalı. Eee vakıf vakıf vakfı belirtin. Kiracıların isimlerini belirtin ve ne kadar kiraya verdiğinizi belirtin. Aynı zamanda yıllık ve geçmiş yıllara ait olan kiralarda da toplayın. Livadaki evkaf hazinesine ulaştırın diyor ve biz, bize de bildirin bunu. Tesyarı hususuna hususuna Hüsnü himmet güzelce diyor gayret edin ve gayret olunması siyakında şukkayı meci terkimine iptidar kılındı. Evet bu bu hususta iktidar e, iptidar kılındı, başlandı demek. Şukka yazılmış. Bu bu hususta diyor. Siz güzelce çalışmanız için şukka yazıldı. Şukka dediğimizde bu belge. Burası arkadaşlar fi. Daha doğrusu şu fi 17 Eylül 319. Evet. Vekili, müdiri, katip, katibi evkaf. Vekili, müdiri, katibi evkaf. Kengırı. Bugünkü Çankırı'nın Osmanlı'daki adı kengırı. Demek ki vakıfın, vakfın müdürün, vakıf müdürünün vekili, Çankırı'daki vakıfların müdürünün vekili ne yapmış? Mühür basmış. Demek ki Çankırı'ya bağlı Çerkeş kazasında değerli arkadaşlar Hidayetzade diye bir vakıf var. Bu vakfa ait dük caminin altında dükkanlar var başka dükkanlar var. Bunların gelirlerinin toplanması ve ne kadar gelir toplanıldı, aylık gelir nedir, e, kiracılar kimlerdir, bunlarla beraber toplanan parayı, paranın Liva sancağındaki evkaf hazinesine iletilmesi hususunda yazılan bir şukka okumuş olduk değerli arkadaşlar. Ve bugünkü dersimizin de böylece sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde bir başka belgede bir başka konuda tekrar buluşmak umuduyla hoşçakalın değerli arkadaşlar.